Digital Racing'de Zafer Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. 2023 Macaristan Grand Prix'sini konuşacağız. Max Verstappen ve Red Bull bir kez daha kazandı. Hoşçakalın. tabii ki yine bir Max Verstappen ve Red Bull galibiyeti izlemiş olduk ama ya yani eldeki verilere baktığımızda kağıt üstünde görünen sonuçlardan daha keyifli de bir yarış izledik. Onu da itiraf etmek gerekiyor. Yani 2023'ün en az geçişli yarışı oldu açık ara hem de sadece 16 geçişle. Burada 2021'de de bu arada çok keyifli bir yarış olmasına rağmen sadece 17 tane geçiş olmuş. Geçtiğimiz yıl 61 geçiş olmuş yeni dönemde yüksek bir örnek aslında. Yine işte Verstappen kazandı diyoruz, Red Bull kazandı diyoruz. İşte Gerilerden gelmesine rağmen podyuma çıkabilen bir başka ikinci Red Bull otomobilden Perez'den bahsediyoruz. Birinci belli olmasına rağmen ikinci kim sorusunun güzelliği biraz bize yarışı izlettiriyor diye düşünüyorum. Evet olabilir. Yani şey Ferslapen farklı klasmanda olduğunu hep göstermeye devam ediyor her yarışta. Ferslapen'in yerine kendini koysan şu an memnun olur musun gidişattan mesela? Kendisi memnun olduğunu söylemiş. Biraz bayılıyor olabilirsin artık bir baygınlık. Bir en azından birisi beni zorlasaydı diye düşünüyor olabilirsin. Yani ama bir taraftan şansım olmasa sıkılırdım demiş mesela geçen Hı -hı. hafta. O da ilginç. Kaybetme şansın olmayınca da ]im. sıkılırsın bence ya. Peki öyle gelmiyorsa demek ki e, olabilir. Ne bileyim. Hiç Hak sonuçta ki. yani bunu hem Red Bull hem Verstappen ama arkadaki çekişmeyi izlemek gerçekten zevkli sen de dediğin gibi. Hatta Perez'in çok e, stabil iyi bir sezon geçirmemesi bir anlamda seyir zevkini arttırıyor çünkü Red Bull'un gücü belli ki ilk ikiye yeterli aslında ama e, Perez'i sürekli macera araması, sürekli arkadan tırmanması alması yarışları ilginç hale getiriyor. İkinci çekişmesini arttırıyor. vatandaş olmasan çok eğlenceli ülke. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biraz öyle bir şey. Biz de başkalarının e, kaoslarıyla kendimize eğlence çıkartalım bari. Şey de zevkli tabii. Yani bir takımın bir yerde öne çıkması, başka bir yerde başka bir takımın biraz daha öne çıkması falan gibi böyle bir dörtlü grup orada kendi aralarında yarışıyorlar aslında Red Bull'un arkasında. Onu izlemek eğlenceli kılıyor bence de. Evet ki onlardan zaten teker teker bahsedeceğiz ama önce bir Red Bull'un başarılarından ve bu hafta sonu elde ettiklerinden bahsetmek gerekiyor. Verstappen 7. arka arkaya galibiyetini elde etti. Tarihin en uzun ikinci galibiyet serisine ulaşmış oldu böylece. Asgari, Schumacher ve Rosberg ile paylaşıyor bu galibiyet serisini. 2 yarış daha geçilmezse, 2 yarış daha üst üste kazanırsa Sebastian Vettel'in rekorunu eşitleyecek, egale edecek. Ki yani bunun önünde çok bir engel yok gibi duruyor. <laughs> Bakalım tabii ki araya bir yaz arası girecek dönüşte de bunu yapması gerekecek. Fakat yani kurtarır gibi duruyor. Yaz arasından bir de Hollanda Grand Prix'siyle ile dönüyor. Evet. Değil mi? Şanssızlık Taktim. olmadığı takdirde... Kendi evinde rekoru eşitleyebilir yani Max Verstappen. Önümüzdeki iki yarış, iki evindeki yarış diyelim. Hasel Doğumlu, Belçikalı, Belçika Grand Prix'si ve Hollanda Grand Prix'si. O yüzden yani bu rekoru kırmaması için de hiçbir sebep yok zaten. Ama bu hafta sonunun en çok konuşulan rekoru tabii ki Red Bull'un McLaren'in o efsane sezonundaki 1988 Alain Prost ve Ayrton Senna'nın sadece bir yarış kaybettiği sezonda 11 yarış üst üste kazanma rekoru vardı. E, o rekoru kırmış oldular e, ve tabii e, 12 yarışla da sezonun başından beri geçilmediler. E, ve aynı zamanda e, bir önceki sezonunda son yarışını Abu Dhabi kazanmışlardı. E, bir sezonda 11 yarış şu ana kadar 11'de 11 ilerliyorlar. Üstüne bir de geçen yarıştan, geçen sezondan kalan bir yarış daha olduğu için 12 yarış üst üste kazanmış oldular. Bir sezonda 12 yarış üst üste kazanma rekoru da önümüzdeki hafta kırarlar zaten. Evet. Bu rekorun karşılığında McLaren'ın rekorunu kırdığı için Red Bull'e Verstappen, McLaren pilotu Norris de Verstappen'in kupasını kırdı. <laughs> o da çok ilginç bir olay. Sonra seninle de konuştuk. İlk defa devirmiyormuş da Verstappen'in evet. de kupasını. Evet önce 2022'yi Imola'da kupayı devirmiş. Ondan sonra geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yarış haftasında daha doğrusu Silverstone'da da yine aynısını yapıyor. Muhtemelen Norris ve Verstappen'in aynı anda podyumda olduğu zamanlarda böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şu sebepten dolayı Max Verstappen kupayı sağ tarafında bir yerlere koyuyor kaldırdıktan sonra. Sonra da Lando Norris en üst basamak olduğu için en rahat bir şekilde şampanya şişesini vurup patlatabileceği yer orası olduğu için kupanın yakınlarında bir yere şampanya şişesini vuruyor. Ama bir iki yere devirdikten sonra birazcık en azından dikkatli <laughs> olursun. Bir de zaten siz de sosyal medyada görmüşsünüzdür çeşitli paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 200 yıllık bir marka Herend Porselen, 1826'da kurulmuş. İşte Habsburg Hanedan onların müşterisi, ondan sonra Buckingham Palace onların müşterisi, çok böyle köklü müşterileri olan onların porselen takımlarını gönderen ya da işte en azından porselen takımlarından bir tanesi, bir tane yoktur tabii onların şey <laughs> gibi düşündüm vitrinde bir tane var sanki Buckingham Palace'daki yani neyse. el yapımı evet. aylarca yapımı tabii, süren tabii. bir kupayı böyle yani bir saniye içinde evet. kırıp sonra da gülmeleri tabii komik. Evet bence de ama yenisini vereceklermiş diye duydum o tarz haberler varmış bence bu arada kırık hali şeyde daha güzel durur. Bence kupayı de. Kırdığım, yani kırdığımız daha doğrusu rekoru kırdığımız kupa da kırıldı falan diye böyle şeydi. Milton Keynes'de fabrikada vitrinde evet. bence o kırık hali daha güzel. Ben durmuş. de kırık halini saklamak İki isterdim. Hikayesi var çünkü yani. Hani onu gördüğünde hatırlarsın. Hangi yarış, hangi yılın Macaristan Grand Prix kupası olduğunu tek görüşte anlayabilirsin mesela. Anda. Sonra Zac Brown'un da McLaren'ın kutlamasında <laughs> kupayı yere atacak gibi yapması var. Evet. Bu arada yani ben hayatta cesaret edemezdim. Öyle bir şaka yapmaya kalksam elimden bir şekilde düşer. <laughs> bir daha Macaristan'a almazlar bizi diye. Ya düşse de... Siz tarih düşmanı mısınız kardeşim diye. Gülerlerdi herhalde yine. Yani bu kadar tabii... Ama kendine çok Zengin güvenmiş. Zengin sporunda olduğumuzu unutmayalım lütfen. Yani önemli değil gibi bu kupaların maliyetleri pek fazla. Doğru evet, evet çenemizi yoruyoruz diyorsun. Bize de. biraz hani aa nasıl olur falan gibi geliyor olabilir ama onlar için çok acayip değil. Doğru. Bir de daha önce Norris şampanyanın altını da bırakmıştı hatırlıyorsan yerde. Yani hala o hareketi ısrarla yapmaya devam etmesi de ilginç geliyor bana. Bir evet. yerini kesmeden inşallah bu çocuk evet. bu alışkanlığına törpüler. <laughs> bol bol da podyuma çıkıyor çünkü bu ara. Evet, doğru. Sakatlık çıkmaz umarım oradan. Bir de yani başka türlü şampanya patlatma yöntemleri var. O, o kadar zor çıkan bir şey değil yani. Hani sonuçta eski zamanlarda mesela şeyi görüyorsun. Bazı yarışlarda o mantar çok şey... Sıkı bir şekilde e, takılmış diyeceğim artık yani. E, onu böyle uğraşmaya çalışanlar falan çok fazla oluyor işte. Podyumda o komik görüntüler ama artık bir standartize hale geldi. Çok fazla çoğu yarış serisinde genellikle rahatlıkla patlatılırken görüyoruz. O yüzden bir de yani hani el bilek falan buradan önemli damarlar geçiyor. <laughs> bir sakatlık çıkmasını yani gerçekten evet. istemeyiz. Evet tamam efektif bir yöntem ya da işte şey oldu. E, biraz... Noris'le özdeşleşen bir kutlama oldu ama yani sakatlık çıkarsa da bu sefer üzülürüz ha, kendisi ilk adına. bu stili bulan Noris'te de değil bu arada hani onu hmm. da söyleyelim zaten yapılan bir şey. Hmm. Bence çok başka bir şey de bulabilir. Ama Formula 1'de biraz üstüne onun kaldığı için. Yani Şu iyi de ilk defa sonuçta Daniel Ricciardo bulmadı de ama F1'de onunla özdeşleşiyor. Öyle bir sezon ki da konuştuğumuz için. konuya bak 5 dakikadır <laughs> podyumda. Niye kırılan kupa güzel işte ya bence. Hayır, hayır nasıl kutlama yapması gerektiğini ha, tabii, evet. artık değerlendiriyoruz. Hı hmm. Doğru. nasıl istiyorsa öyle yapsın dikkatli olsun sadece <laughs> Aynen. kimseye bir şey olmasın kendisi dahil <laughs> doğru ee, bir de Red Bull'dan yine bahsetmeye devam edelim ee, Red Bull pit ekibi e, sezonun en hızlı pitini yaptı Sergio Perez'e 1.98 ile yani hem strateji iyi gidiyor hem otomobil hızlı ki bu hafta sonu belki cumartesi günü o kadar hızlı değillerdi ama pazar istediklerini aldılar biraz ondan da bahsederiz ama her elementi yine e, gayet doğru şekilde işliyor hiçbir yerde falso vermiyorlar bu hakikaten çok önemli geliyor bana. Hem de biraz daha tasarıma da dokunuşlar yapıldı. Ee, zaten hani... Çok büyük bir güncelleme geldi hatta. Side pod, motor kapağı, taban. Ee, birkaç ufak değişiklik daha vardı. Ee, Detaylarını bu... gördük Perez'in kazası sayesinde. Evet Tabanı doğru. Biz Herkes de öğrendi. Ee, bu kadar büyük güncellemelerin geldiği bir günde... ...belki daha sürpriz, daha kötü bir sonuç da olabilirdi. Sonuçta yeni bir otomobille çalışmaya başlıyor gibi oluyorsunuz. Ee, ama yani özellikle Verstappen'in yarattığı fark... E güncellemenin çalıştığını herhalde gösteriyor şimdiden ki belki de Macaristan en onlara uygun pis bile değildi onu bilmiyoruz. Hmm. Ee, göreceğiz bundan sonraki yarışlarla beraber. tabi ee, tabii yani Mercedes ile ilgili de Red Bull örnek almamız lazım muhabbet tekrar ayuka çıktı. Aslında belki onunla da ilgili biraz konuşabiliriz. Lewis Hamilton e, sürekli Red Bull'a bakalım diye defalarca söylüyorum dilimde tüy bitti diyor. Hmm. ...bilmiyorum ne olacak... ...sidepod muhabbetleri sezonun temalarından bir tanesi oluyor herhalde... ...yani Mercedes geri döndü Red Bull sidepodsuz arabaya doğru mu gidiyor... ...anlaması güç... ...yani 90 derece çevirdiğin zaman Mercedes'in <laughs> geçen sene denediği sidepoda çok benziyor... ...hava girişleri küçültüldü... Evet. ...altındaki uyuk arttırıldı ki neredeyse o sidepodun girişini bir aracın yanından devam eden birer kanat gibi kullanıyorlar... ...bizim şu anda anlayabildiğimiz kadarıyla tabii ki yani kısıtlı teknik bilgimizle... Ee, ve bunun karşılığını belki e, SPA'da alabilirler şimdi önümüzdeki hafta SPA Franco şu anda göreceğiz. Ee, biraz daha sürüklenmeyi azaltıp da arttırmak bu tabii ki bu kadar net bir şekilde bu kadar kolay bir şekilde mümkün değil ama e, en azından adım atmaya çalıştığınız yer genellikle orası oluyor. Yani... Normalde çünkü bu bir terazi gibi bir yere bir yere bir şey koyduğunuz zaman diğer tarafı dengesini kaçırıyorsunuz ama ikisini birden böyle kurtarabileceğiniz güzel denge halleri yakalanabiliyor. Ve Red Bull şu anda bunlarla deney yapabilecek kadar rahat bir yerde. Evet, doğru. Ama dediğin gibi yani katılıyorum ona. Aracı ilk defa öğrendikleri bir hafta sonu oldu çünkü ciddi anlamda yenilediler aracı. Ve oradan da sadece bir pole pozisyonu kaybederek çıkmış oldular. O da çok acayip ama güzel bir sıralama, sıralama turları oldu. Yani 104. poline bu kadar sevinen bir Lewis Hamilton tahmin etmezdik 103. yüze aldığında. Evet. Çok da yakın bir de. Bir de çok psikolojik anlamda önemli bir pol pozisyonu evet. tabii. Mercedes'in Red Bull'la... Neredeyse Bull 600 gün sonra bu arada. iki yıla yakın. Evet. Yani bir, bir yılın... Iki, iki yıla çok yakın. Dediğim gibi süre. Ya Altı Her şeyi geçtim Gerçekten Red Bull'la boğuşabileceğinizin bir ise o, o zaman çok kıymetli hale geliyor tabii. Özellikle evet. Hamilton için çünkü evet. e, tabii yaşının getirdiği durumla beraber artık çok uzun vadede gibi geri dönüş istemiyor. Biraz daha çabuk toparlanmasını bekliyor Hı -hı. takımın. Ee, o yüzden de tabii çok kutladı ama çok kötü bir yarış startı aldı. Evet. Ee, bütün aldıklarını da vermiş oldu pazar günü yarışın başında. Evet. Yine de tabii ki bence son hani genel tabloya baktığımız zaman Mercedes'in durumu çok da kötü değil. Şu anda iyi Aynen. gözüküyorlar. Evet yani Ferrari'den iyiler zaten ama Mercedes'ten kötüler ee, şey marklarından kötüler Mercedes Mercedes'ten kötü eski Mercedes'ten kötü. Evet bakarsak. ben zaten öyle diyorsun sandım <laughs> mantıklı bir yorum diye düşünmüştüm. <laughs> Yok tamamen olmaları McLaren diye Onlara gereken Mercedes'ten diye. Aston Martin'i biraz ekarte etmiş oldular ki ona da yine geliriz. Ama McLaren'ın gerisindeler. Ya McLaren beni çok şaşırtıyor. Çünkü Red Bull Ring ve Silverstone'da aynı anda hızlı olmaları zaten şaşırtıcıydı. Ama Hungaroring gibi bambaşka bir pistte de çok iyi olmaları gerçekten toparladıklarını gösteriyor. Demek ki çok diğerleri inanılmaz atılımlar yapmadığı sürece gerçekten fark kapatmaya devam edecekler öndekilerle. Yani Norris kariyerinde ilk kez ...iki kez üstte podyum gördü. Piastri'nin belki taban hasarı olmasa... o da podyumu zorlayabilirdi. Belki Perez'le kapışabilecekleri bir durum ortaya çıkabilir de emin değilim. Onun da aracında bir taban hasarı olduğu için yeterli hızı yakalayamamış. Onun dışında startı çok iyiydi Oscar Piastri'nin... ikinci sıraya yükselmişti evet. orada. Hamilton, Verstappen ve onların arkasında kalan Norris dışarı doğru süpürülürken... aradan çok dar bir arkla ilk virajı dönüyor falan bayağı iyi bir starttı. Gerçekten iyiydi onda da bir ufak parantez açalım. Son üç yarışta bu arada puan durumu var şimdi önümden okuyorum. Norris 48 puan, Ferrari 39 puan, Piastri 22 puan Aston Martin 21 puan. Bu gerçekten o aradaki farkı çok büyük tabii. kapatıyor olduklarını gösteriyor. Bu tempoda Aston Martin'i de Ferrari'yi de önümüzdeki 8-10 yarışta yakalayıp geçebilme ihtimalleri var. Bu tempoda devam etmez muhtemelen. Çok ideal bir tempo şu anda bu. Fakat çok umut verici tabii ki ve ikincilik mücadelesini kızıştırabilecek bir şekilde oraya dahil olabilirlerse ya da işte Mercedes belki orada biraz daha rahat kalabilir çünkü nispeten Aston Martin'in de net bir şekilde önündeler ama üçüncülük mücadelesi Aston Martin, Ferrari ve McLaren arasında güzel bir hale bürünebilir. Ya Aston Martin'in problemi tek bacak yarışması. Lance Stroll bence hayatının en kötü formunda. Evet. Çok uzun süredir de böyle tamam. devam ediyor. Ee, hiç hak etmiyor artık buradaki koltuğu hatta. Evet. Yani öyle Dünyada bir görüntü vermeye ve Aston Martin yakışır. Ee, o yüzden orada nasıl bir çözüme gidecekler tabii bilmiyorum. Ama bence başka bir kariyerden yani, devam eder. Baba oğlu ilişkisi sonuçta keyfi yani Stroll yarıştıramazsın diye bir kural olmadığı sürece istediği kadar da yarıştırabilir. Öyle ama yani ortak bir kararla da artık başaracaklarını başardı deyip ayrılabilir. Çünkü başarısız bir kariyer değil işte. Pol pozisyonu var, podyumlar var. Galibiyet yok belki sadece ama yani Lance Stroll'un da kariyerinden ya galibiyet olması lazımdı. Nasıl galibiyetsiz yok. gibi bir şekilde beklentin olmaz. Bence başarabilecek. başarmış nokta şey noktada. var bence. Alonso hiç tavan formundan çok aşağı gitmediği için Mesela Feterle kıyasla Feter e, geldiğinde Stroll'ün takım arkadaşı olarak e, alışkın olduğumuz Sebastian Feter seviyesinin altındaydı hem moral olarak hmm. e, hem herhalde bence birazcık da o moralin getirdiği form durumu olarak. Doğru, e, o yüzden Stroll aralarında sanki çok çok fazla bir uçurum var gibi gözükmedi. ama Alonso geldiği zaman Alonso e, genel formunu çok böyle uzun yıllar hani 50'sine kadar yarışacak belki öyle gözüküyor. Oralara yayabildiği için. Ya, araç da iyileşince tabii o araçla evet. yapılabileceklerin Skalası muhtemelen, artınca. Muhtemelen evet belki Vettel'de de böyle bir şans olsa o da bu kadar fark yaratabilirdi Stroh karşısında. Bu defa Stroh'u sırıtıyor gibi göstermeye Hı. başladı. Ee, bu da açıkçası iddialı olacak bir Aston Martin'in çok da tercih edebileceği bir risk değil. Çünkü iki sürücünüze de ihtiyacınız var. Rakiplerde çok güçlü ikişer evet. sürücü var genel olarak. Piastri mesela e, bambaşka yani Norris'e çok yakın gerçekten. Değil mi? Çaylak sezonunda. Çok yakın. Norris niye Norse. bu çocuğun üzerinden Alpinle McLaren'ın birbirini boğazladığını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Ya yakın olduğu Norris de biliyorsun yani hani jenerasyonun en iyi pilotlarından bir tanesi şampiyon olması beklenen pilotlardan bir tanesi. Piastri de yani bir şampiyonluk adayı aslında. Norris'in 2019 sezonunda benziyor bu arada. O da Sainz'a yakınken ve ya hakikaten iyi iş çıkarıyor diyorduk ve Piastri de ne kadar dediğim gibi otomobile de uyum sağlaması açısından önemli. Demek ki Norris'le benzer beklentileri var belki öyle de söylemek lazım. Ama çok takdir ediyorum yani Piastri yine bu hafta sonu belki dediğim gibi beklenenin biraz daha aşağısında bir sonuç elde etti ama haftanın genelindeki performans olarak yine çok iyiydi bence. Bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor. Bir teşekkür de Nico Rosberg'e borçluyuz herhalde evet. cumartesi için tabii İşleri ki. İşleri karıştırdı. Cumartesi Verstappen'in garajının önünde selfie çektiği için Hamilton'a bir polosuya E pazarda Hamilton'ın garajının önünde e, tabii oradan sonra orada. elindeki bu gücü fark edince e, ezeli <laughs> dostu ama aynı zamanda ezeli rakibi e, Hamilton'a böyle bir ufak kazık da atmış oldu ve sonuç ortada tabi o selfiler kimseye yaramadı. Bundan sonra herhalde şey yapacaklar hani Rosberg garajın önüne geldiğinde hemen uzaklaştırıp iki kişi koluna olabilir. girip böyle şey gibi emniyet güçleri gibi. Ya da garajın önüne dizilebilirler baraj o şeklinde. Ama işte yine de diye. o fotoğrafın çekilmesini engellemek önemli. Aracın görünüp görünmemesi bence doğru, önemli değil. Doğru. O fotoğrafı çektirmemek gerekiyor. ...diye düşünüyorum. Evet. <laughs> i̇lginç bir şey Ki yani. Kim aldı bu adamı buraya diye <laughs> güvenliğe Aynen şikayet öyle. edebilirler. Sıralama turlarından bahsetmişken birazcık arkadakilerden de bahsetmek gerekiyor. Cumartesi ilginç bir gündü çünkü. Yani Alfa Romeo'lar sıralamada e, Guan Joe ile 5. Valtteri Bottas ile 7. oldular. Ve ideal sıralama turlarında da Joe yine 5. oluyordu. Yani hakikaten atılabilecek. yeni tur turu atsa, at, atsalar dahi e, Hı -hı. diğer pilotlar başkalarının fırsatıyla beşinci değildi. Baya baya iyilerdi. O biraz yeni sıralama formatıyla da alakalı bir şey olabilir tabii ki. Q3 harici söylüyorum ama oraya kadar gelebilmeleri. Çünkü ilk seansta sert lastikler, ikinci seansta orta hamur lastikler. Onları belki adım adım Q3'e iki araçla birden girmelerini sağlamış olabilir. Ama çok takdir etmiştik. Sonra araçla ilgili bir problemden dolayı çok kötü bir start aldı. Korkunç bir start evet. aldı bu anıcı. Yetmiyor gibi 2021 Bottas şeklinde bir bowling oynadı ilk virajda. Maalesef. Mahvetti Alp'inde de, <laughs> Ricardo'yu da. Evet. de gerçekten çok yazık oldu yani. Yarış başlamadan bitti ki çok hızlı gözükmüyorlardı zaten. Yani çok bir şey çıkartacakları bir hafta sonunda değildi belki de. Evet. Ee, yani kurumsal dertler sahaya yansımıyor diyorduk ama şu anda <laughs> çok daha fena hale geliyor gibi. Yani evet yarış temposu ile tek tur temposu arasında farkların olabildiğini yine gördük aslında Alfa Romeo ile de beraber. Yani problem yaşamasalar da çok tutunacak gibi gözükmediler evet. Bottas'ın da temposuna baktığın zaman. Ya, puanı zorlayabilecek noktada değillerdi çünkü ilk 5 takım zaten o puan barajını kapatıyordu. Evet. Bir şey olmuyordu oradan yani. Hatta geri yani var. çok ekstra bir şey olmadığı takdirde eğer böyle sezon sonuna doğru tırmanacaksa bu ikincilik mücadelesi ilk 5 takım sürekli onu kapatabilir yani artık puan almak biraz daha zor bir hale gelebilir takip eden diğer takımlar Hemen için. Hemen bir kontra argüman daha çok kapışırlarsa kaza yapma ihtimali de olabilir. Ya Elbette olabilir ama birbirlerini ileri yitirdikçe oralardan düşmeyecek bir şekilde ulaşabilirler. Doğru mantıklı. Ee, biraz tabii ki yine Daniel Ricardon'un dönüşünden de bahsedeceğiz. Bu hafta sonunun başından itibaren en büyük hikayelerden bir tanesiydi. Q2'ye kaldı gayet iyi bir iş yaptı otomobille. Start kazasına rağmen başladığı yerde bitirdi. 13 başladı 13 bitirdi onu da takdir etmek gerekiyor. Ve daha da önemlisi kendi strateji kararıyla takımla konuşmuş ve orta hamur lastiklerle önü açık bir şekilde hem iyi turlar atıp hem de lastikleri uzun süre yettirebileceğini düşünüyormuş. Hakikaten de öyle oldu. Yarışın en uzun stintini orta hamur lastiklerle attı. 40 tur gitti lastiklerle. Ve iyi bir yerde bitirdi. Zaten maksimum 11-12 olabilirdi az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı. Ricardo beni etkiledi açıkçası ama tabii ki bir yarıştan oldu ya da olmadı diyemeyiz bakacağız ama güzel bir başlangıç yaptı iyi bir ilk adımdı. Ya bir de buradan yukarı doğru gidebilir yani aşağı düşmesi zor. Bu otomobille çok fazla belki pratiği de olmayabilir. Sonuçta Red Bull'daydı yani Alfa Tauri'de değildi. İkisi aynı araç zaten olmadığı çok bariz her şeyi gösteriyor. Ee, dolayısıyla belki de iki haftadır sadece 3 haftadır hani bu aracın simülatöründe vakit geçirdi. Biraz daha zaman verip de görmek lazım bana sorarsan. Sunodayı geçti. Bu bir artıdır. Ya Sunoda da ama şey problem falan oldu pit stop'ta. Yani Sunodayı da temiz geçti diyemeyiz. Biraz Doğru. izlemek lazım evet. ikisinin arasında ne olacağını. Hı hı biraz daha bence birkaç yarışa bakarak kıyas ki, yapmak evet. gerekiyor. İyi, i̇yi bir ilk da ama iyi bir başlangıç. İkisi yani. de zorluk yaşadı. Evet. Yani Alfa Tauri için biraz şanssız bir gün oldu aslında. Doğru. Evet. Tabii Alp'in kadar şanssız değildi de. E, onlar için de evet çok iyi olmadı. Bir de Haas tabi hala çok lastik iyi otomobil. Bulamıyorlar çaresini. O yüzden yarış pazar temposu çok gelmediler. Çok, çok görmedik pazar günü onları. E, Varlardı da. Eriyor çünkü sıraları sürekli yani göremiyoruz o yüzden. Brad Pitt'in takımı kadar göründüler herhalde. <laughs> evet. Tabii şanssızlık demişken, çile demişken en son konuşacağımız ekip, en son konuşacağımız pilot aynı zamanda. Ferrari ve Lökler. Sainz'ın da tabii dertleri vardı ama sana bırakıyorum sahneyi. Bir ara strateji seçiyorlardı ikisi de kendileri karar verip. Evet. Yani Serhan abi de söyledi hatta galiba ters işlemesi lazım böyle değil diye. <laughs> Bilmiyorum ilginç yani gerçekten. 5 saniyede ceza aldı Lökler. Evet. Ee, İçeceği yokmuş zaten onu. Yavaş bit yaptı. Yarış bitmeden öğrenmiştik. Evet. İşte o takımla diyalog. Takım tersi bozuk olduğu için anlaşamadılar. Ki yani çalışıyor Bence, olduğunda da ne kadar anlaştıklarını evet, tartışırız. Çalışıyor olsa da çok çok önemli diye. Yani <laughs> en küçük problem takım telsizinin bozuk olması. <laughs> en az <laughs> etki gösteren o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. İyi olmuş olabilir. olabilir. Yani Böyle miyim takım olarak devam ediyor işte yola. Evet. 7-8. Ferrari kötü. için iyi sonuç diyeceksin herhalde burada. Yani çok kötü evet ama. Çünkü neden? Rakiplere bakıyorsun. İşte öndeki 3 takımda evet. Baris Ferrari'den üstün performans evet. gösterdi. George Russell'ı da takdir etmek gerekiyor herhalde. Evet o da arkadan çok iyi tırmandı gerçekten evet. yarış içinde. Ve ben tek pit stop yapmalarını bekliyordum. Zaten onlar da bu beklentiyle başladılar. E, çok uzun bir ilk stint. Belki arada güvenlik aracı gelirse avantajlı bir pit stop. Ardından da finişe gelirler diye. O tek pitten hızlı vazgeçtiler biraz ama demek ki doğru kararı verdiklerini düşünüyorlardı. E, ve ciddi anlamda da sıra yükselerek, e, 12 sıra yükselerek 6. sırada bitirdi George Russell. Hamilton'ın da 2 sıra arkasındaydı. Çok da ya, kabul edilebilir bir yerde. Bence de Mercedes'in demek ki o hızından tam karşılığı alabildiği bir hafta sonu oldu. E, başka aklına takılan söylemek istediğim işler var mı? Yarışla ilgili. Yarışla Kapatırken ilgili yok. Yarışla ilgili yok. Değil mi? Önümüzdeki hafta Belçika'da Spa-Francorchamps'ta yaz arası öncesindeki son yarışla yine karşınızda olacağız. Ama kapatmadan önce şimdi tabii. Video ile ilgili var. var yarışla ilgili yok sadece. Tabii. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. 10 diyeyim. bin aboneye geçtik bu arada. Evet. Sonraki teşekkür hedef 15 bin, 20 bin, Artık bakarız Bakalım. çeşitli rakamlara. İlk hedef 11.000 tabii. Oradan sonra 11.000'i de alayım. Ama önce bir like'la başlayalım. Like tabii like güzel. Ondan like sonra güzel. bakarsınız abonelikte evet. fena olmaz diye. Bir de şeyi soralım. Bak bu video içerisinde söylemeyi unuttuk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye hep yapıyorduk. Kusura bakmayın. Ee, yarış geçişlere ve sonuca bakıldığında kağıt üstünde çok sıkıcı duruyor ama bence hakikaten eğlenceliydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ve yarışı sizin için keyifli kılan nelerdi? bir Yorumlarınızı aşağıya yazarsanız biz de okuruz, keyifleniriz. O zaman hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.